Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu Assassin videosu çok istendi o yüzden ben de dedim fazla geciktirmeden yapayım. Normalde 5 8 ile ilgili video da istiyorsunuz. Ee, o videonun gecikmesinin iki nedeni var. Bir gerçekten vaktim olmaması. Onu zaten hep söylüyordum. Ama şu an gerçekten birazcık rahatladım. Ee, üstüne üstlük bir de hafta sonu olduğu için bu sefer video çekeceğim. Eee asastan başladım. 5 8'den niçin başlamadım? biliyorsunuz official'ı e, artık oynamıyorum dedim. Yani çok arada bir giriyorum. Öyle bakıyorum çıkıyorum. Arena yapıyorum falan filan. Keyfime göre ciddiye almıyorum gerçekten official'ı. E, bunun nedenini başka bir videoda size anlatacağım Ay burnum kaşıdı anam. Bunun lan. Aa, yeter. <laughs> burnum kaşıdı ya. Ah durduramıyorum. <laughs> şey bunun nedenini başka bir videoda size anlatacağım. Yeter artık. Aa. <laughs> bunun nedenini başka bir videoda size anlatacağım. 5 8 video gecikmesinin nedenlerinden bir tanesi dediğim gibi işte eee artık oynamam nedeni nasıl yani videoyu etkileyebilir peki bu? Onu şu yüzden söyleyeyim. normalde page notlarını okuyorum. Tamam aklımda ama uygulamasını tam şey yapmıyorum. Bazı şeylerin bilmiyorum. yani ben şu an official server'a girmediğim için atıyorum official server'da gray wolf itemleri var. Onları biliyorum. Yeni etrafta çıkan garnizon itemleri. Onları mesela nerede satıldığını bilmiyorum ben. Ee, bu da oyuna girmediğimden kaynaklanıyor. Şimdi ben size bir şey anlatmak istiyorsam, bir bilgi veriyorsam, e, her şeyi vermek isterim. Yani e, çok detayına girmesen bile kaba taslak en azından her bilgiyi e, değinmemiz lazım. 5.8'de atıyorum değişiklikler neydi işte enchant sistemi falan filan o zımbır. Yani her şeyine değinmemiz lazım. Bir yeri atlarsam ben kendim rahat etmiyorum. Size eksik bilgi vermiş oluyorum. Detaylandırmak değil bu. Hani. Ee, her bilgiyi en ince detayına kadar vermeye kalkarsam video olur bir saat ama e, dediğim gibi en ince detayı bile olmasa ben en basic'inden en basitinden bile bir kere item'in nerede satıldığını bilmiyorum oyuna girmediğimden o yüzden e, o video öyle kaldı yani bilmiyorum official server'a girip bakarsam bunları öğrensem yeter of ama aburdum ee, bakarsam o videoyu da hazırlarım dediğim gibi ee, diğer nedeni de hani işte 5.8'de 5.8 diyorum e, official server neden artık oynamadığımda bir başka videoda anlatacağım size nedenleriyle e, oyun hakkında açıkçası birazcık sohbet niteliğinde bir video olacak. Şimdi Assassin videosuna gelirsek. E, arkadaşlar öncelikle Assassin'den kısa bir şekilde bahsedeyim. Assassin, ben Grand Isle Server'ında da Assassin'i açmıştım. E, Server ilk açıldığında. Nedeni şu, e, tam yıllarca GLAD oynadım. E, yıllarca e, şey... Sorge bir deneyimim de vardı eskiden. Bayağıdır oynamıyordum Sorge'ı. En son Natalya'nı tekrardan açtım oynadım da. Ee, onu... Konuşamadım. Çoğunuzun bilmediği esasında benim bu oyunda en çok oynadığım karakter esasında Assassin'di. İlk Spatolos serverında da ilk açtığım main karakterim benim Assassin'di. Ee, o yüzden hani Assassin, Assassin. <laughs> Grandalla niçin Assassin'i açtığımı açıklıyordum. <laughs> o yüzden Assassin. En çok oynadığım karakter olduğu için. Hayır tabii ki nedeni bu değil. E, Glot'tan sonra Assassin'i açmak istedim. Çünkü Assassin son page'lerde gerçekten ciddi bir gücü ulaştı. Her zaman güçlüydü. E, bu oyunun ilk page'lerinden bu yana en çok nerf yiyen karakter Assassin'dir. E, bilmeyen arkadaşlar varsa... Bilmeleri için söyledim. Bilen arkadaşlar da vardır illaki. Oyunun neredeyse her page'inde nerflendi bu karakter. Her page'inde gelen her bir ara page ve büyük page'de her zaman nerflendi. Gerçekten çok güçlüydü. Hala e, çok güçlü olduğuna inanıyorum. Çok güçlü olduğu için seçmedim. Assassin çok hızlı bir karakter. Ben hızını seviyorum Assassin'in. Gerçekten inanılmaz bir hıza sahip. E, bu karakter eğer ki full iteme sahip olursa ve doğru bir şekilde oynanırsa şu kadar net konuşuyorum, bu karakterin DPS'ine geçecek karakter yok oyunda. İmkansız. Yani hiçbir karakter e, kısa bir DPS sürecinde belki bu karakteri geçerler asası. Hani Sorge, Morge, Bart falan hani kısa süreli DPS'te ganır manır geçer. Ama iş birazcık kısadan böyle orta vade, hani e, atıyorum şöyle bir 5-10 dakikalık bir damage aralığına. veya daha büyük mesela World Boss'lara gidiyorsunuz falan filan saatleri yayılırsa emin olun. Şu itemli bir e, asası ve gerçekten iyi oynayan bir e, Assassin oyuncusunu ya hiçbir karakter geçemez abi. imkansız yani bu karakterin DPS'ini geçmesi mümkün değil. Ben asası o yüzden açtım. Fiziksel karakterler içinde gerçekten en yüksek damage'ı vuran karakter Assassin. E, hatta onu da geçtim dediğim gibi doğru şekilde oynanıp doğru itemlere sahip olursa oyundaki en yüksek damage'ı vuran karakter Assassin. Nedeni hızı. E, Damage'ları mesela tamam çok yüksek vuruyor ama bu kadar yüksek damage'ı çıkarabilmesinin nedeni çok hızlı vuruyor karakter. Durmuyor ki. Hani bildiğin makinalı tüfek gibi tık 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 diye sizi saydırmaya başlıyor bir anda böyle. Yani vurduğu damage'lara bakıyorsunuz kritikler 1.5-2k falan ama herif bunları size saniyenin altında damage atınca hani böyle bir anda sürekli 1k 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 1k, 1K damage yiyince siz ne oluyor diyorsunuz. Durmuyor ki herif. Yani <laughs> o yüzden Assassin açmıştım. Assassin ile ilgili böyle kısa da bir bilgi vereyim. Ee, gerçekten güzel bir karakter. Ha bunun yanı sıra e, Assassin tamam bu kadar dem vuruyor, onu yapıyor bunu yapıyor falan filan da e, millet şu veya şunu düşünebilirsiniz millet bunu diyebilir veya şunu düşünebilirsiniz ya o kadar güçlüyse niye o kadar güçlü bir karakter oynuyor ya, bu karakteri bu şekilde oynamak için ama e, karakteri bilmeniz gerekiyor karşı karakterleri falan da bilmeniz gerekiyor yani e, oyunculuk isteyen bir karakter e, düz demuç olarak da hani oynasanız tamam çok yüksek vurur demuç çıkar ona bir şey demiyorum hani bütün buffları bas bodoslama herifin üstüne hatta gerçekten inanılmaz damage çıkarır. Bunun neresi yetenek diyebilirsiniz. Evet öyle bir yanı da var. Ama bunun yanı sıra gerçekten e, oyunculuk ve oyun bilgisi gerektiren bir karakter. Doğru bir şekilde oynanırsa e, bir ölüm makinesine dönüşebilecek bir karakter. Onun dışında e, milletin içinde yok olup gider çok net diyorum. Şimdi stigmalarına gelirsek. ya Bunu artık anlatmayacağım. <laughs> yani bunu kaçtır size söylüyorum zaten. Bunu anlatmaya gerek yok. E, stigma yerimizi açalım. Şimdi e, Assassin'in stigma boyutlarına gelirsek. Bir, öncelikle size çoğunlukla yapılan stigma büyüldüğünü atacağım. Sonra kendiminkini koyacağım. Çoğunlukla insanların kullandığı stigma büyüldüğünde bir kere e, Fuat zaten bu süre... Aa, ben şeyi tıklamamışım dur. Şuna tıklayayım adamı. Bir kere bunu takıyoruz. Sarı stikmamız. Okey. Onun dışında bunu takıyoruz. E, bunu kimi kişi kullanıyor, kimisi kullanmıyor. Run of Knife kullanan var, bunu kullanan var. Ben şimdilik bunu takacağım. Bunu taktım. Sonracığıma bunu takıyorlar, tamam okey, bu takılıyor. Ee, dur bakayım, pardon şunu çıkaracağım ya bu benim buyuldum oldu, ben yanlış yaptım, dur. Bunu takıyorlar, şunu çıkar abi. Hm. Bunu takıyorlar. Ee, şimdi, normalde e, çoğu kişinin yaptığı build bu yönde, e, çoğu kişi bu buyuldu kullanıyor. Bir tek fark, bu build'da bazen şu değişiyor. Onun yerine şu geliyor, e, çoğu kişinin genel olarak kullandığı stigma build'ı e, Shadow Walk ve şey arasında gidip geliyor. Deadly Abandon arasında gidip geliyor açıkçası. Yani bunları değiştirerekten genellikle insanlar bunu kullanıyor. Ben açıkçası bu build kötü bir build demiyorum. Ama eski bir build, e, yenilenmesi gerekiyor. Yani bu build'da mesela hele de özellikle çok eskide kalmış Shadow Walk gibi bir skill var. Çoğu kişi diyecek ki bu skill güzel. Ee, diğer stigmaların yanında açıkçası işlevsiz. Net söyleyeyim. Ee, yani eskiden biz bu skill'i çok kullanıyorduk. Evet o zamanlar stikma ağaçları daha fazlaydı. Zaten bunu kullanabiliyorduk. Daha fazla seçeneğimiz vardı. tabi daha fazla e, şu an normal skill olan birçok skill'in de stikması olduğundan dolayı onları takmamız gerekiyordu ama yine buna yer kalıyordu. Biz takıyorduk bunu kullanıyorduk. Şu an takmanın kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ee, bu skill'in bir tek farkını anlatacağım size arkadaşlar. Tek farkı normal ee, invisinizden farkı şu. Normal invisde üçüncü bir tane buff bastınız mı? Haydi iki de asasin. Üçüncü buffı bastığında görünmezliği bozulur. Bunda üç tane buff bastığınızda görünmezliğiniz bozulmuyor. Dördüncüyü bastığınızda bozuluyor Shadow Walk'ta. E, i̇nsanları cezveden yanı şu 5 dakika görünmezlik veriyor. Skill'in cooldown'u 3 dakika. Çoğu kişi bunu şöyle der. Der ki sınırsız görünmezlik. Eğer ki iki, birisi sizi görmezse evet sınırsız görünmezlik. Yani <laughs> göz skill'leriyle her türlü artık fark ediliyor biliyorsunuz ki Arena'da kullanmak tamamen saçma oldu. Arena of Gold'da zaten her dakika başı size e, yani da olsanız Templar'da olsanız karşıdaki adamı görebilmeniz için bir 7-8 saniyelik ve 10 saniyelik bile bir e, vision buff'ı veriyor ve görünür oluyorsunuz. Şimdi skill'leri anlatmaya geçmeden önce Shadow Walk'tan bahsettim de öncelikle her zamanki gibi ben şurada sağda solda bir yerde sizin görmeniz için Assassin'in bütün stigma varyasyonlarını gösteren bir şey paylaşmışımdır. Görmüşsünüzdür şu an. Bence bu yeterli. Şimdi bu stigma build'ini taktığımızda bize nasıl bir skill veriyor ona bakalım. Arkadaşlar bu stigma build'ında bize böyle binding, blinding pardon binding diyorum. Blinding atak diye bir skill geliyor. Vision skill'i. Önce bundan bahsedelim. Ben bu skill'i çok seviyorum ayrıca. Bir kere animasyonunu çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Hani etrafta böyle bir flash efekti yaratıyor. Böyle bir patlama efekti böyle püf diye. Gerçekten duman atıyormuş gibi. Ve e, bu efekt vurduğu kişilerde şeye neden oluyor. Yani bunu attığınızda bir kere e, targetları bozuluyor. Yani o an targetlarında ne varsa bütün şeyleri, e, target aldıkları şeyler gidiyor ekranlarından. Tekrardan target almaları gerekiyor. Bunu anlatabildim emin değilim ama. Ee, Skill'in özelliği şu arkadaşlar, 15 metre çapında atılıyor, 3 saniye e, şey yapıyor, İnsanların üzerinde kalıyor, e, 500 Magical Accuracy kırıyor. Bu arada 500 Magical Accuracy gerçekten çok iyi yani hakikaten. 500 Magical Accuracy ne demek ya? Ben bu 500 Magical Accuracy kurduğunu hakikaten ana dur, ben bunu unutmuşum. Şimdi okuyunca fark etti. Abo. <laughs> Aynen ee, işte targetin canceling diyor. ha Bir de e, tabi şey bunun yanında. Kişilere zaten adından geldiği üzere blinding atak blind veriyor. Yani bu skill üzerinizdeyken atak yaparsanız dodge geçiyor arkadaşlar. O yüzden bu skill üzerinizdeyken skill atmayın derim. Şimdi asaslar bunu peki niçin oluyor? 3 saniye bu arada iyi bir süre. Bunu eğer başta atarsanız mesela fiziksel bir karaktere bunu potla silemez. 3 saniye %100 blind demek o adam için. Bunu başta silerse çünkü peşinden atabileceğiniz bir tane de sizin normal blind skill'iniz var. O yüzden bunu çoğunlukla silemezler. Silmezler. Bilen silmez. Onu diyeyim. Ee, vision skill'i böyle. Bu vision skill'i. Ben diğer vision skill'lerini de hemen göstersem mi yoksa bunları mı anlatmaya Önce bunları anlatalım. Peki. Kendi kendime bu arada soruyorum. Kendi kendime cevaplıyorum. Ya iyice ne delirmeye başladım. Dagger of Oath skill'iniz arkadaşlar. Dagger of Oath skill'i ne yapıyor peki? Ee, dur üzerinden gidince şey yapıyor. ha. Bu %50 şansla e, ee, ekstradan adamlara şey yapıyor. Demuj vurmanızı sağlıyor 30 saniye boyunca. Ee, ve arkadan ataklarda yani vurduğunuz kişi eğer arkadan saldırıyorsanız bu da şey yapıyor sizin e, canınızı dolduruyor. Bunun tam scale'ı kaçta hatırlamıyorum. Ee, açıkçası videoyu çekmeden önce database'e bakmadım. Ben çoğunlukla zaten bu videoları çekerken hep eskiden hani bildiğim şeyleri yani kafamdan bildiklerimi direkt size aktarıyorum. Doğaçlama yapıyorum. Ee, genelde öyle bir çekleme durumu falan olmuyor. O yüzden kusura bakmayın. Bunun hani birebir mi skill yoksa vurduğunuz demajın in %75'ini mi can olarak çekiyorsunuz? onunla ilgili e, şu an kafamda bir bilgi yok. Sadece arkadan saldırdığınızda e, ekstradan ya ekstradan diyorum ar arkadan saldırdığınızda can çektiğinizi biliyorum. Bu kadar. Ee, güzel bir skill. Ben ilk geldiğinde açıkçası asasla kullanılmasını tavsiye etmiyordum. Ee, yani ne bileyim bana şey gibi geliyordu böyle çok Gereksiz gibi geliyordu. Yani nedeni de şuydu zaten e, o zamanlar HP cap'ler biraz daha düşük olduğu için damage'lar yetiyordu. Hani ekstradan biraz daha hayvan gibi vurmaya ne gerek var diyordum. Bunun yerine başka bir skill takılabilir diyordum. Ama mesela şimdi e, evet gerekli hem can çekmesi hem e, ekstradan hata falan baya işe yarıyor. Şimdi Sensory Boost'a gelelim. Eskimiz skill'lerden bir tanesi daha bu. Ben bunu artık kullanmıyorum ee, ama bu skill normalde kötü bir skill demek değil gerçekten yanlış anlamayın şu an artık gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ee, skill'in 3 dakika cooldownı var 12 saniye üzerinizde kalıyor. Ee, Evasion 800 Magic Resist 500 Strike Resist'i de 100 arttırıyor sizin için. Ee, rakamlar bu arada çok iyi gerçekten çok iyi yani 500 Magic Resist 800 Evasion tamam bunlar çok güzel de ee, bu skill niçin artık işe yaramıyor diyorum. Ya çünkü artık item'lar, gear'lar falan e, gençler uçtu gitti. Yani bu buff'ın e, size verdiği sadece 500 magic resist sizi e, herhangi bir şekilde bir magic karakterin DPS halindeyken e, vuracağı skill'lerin şeylerinden, efektlerinden korumaz, yetmez, yetersiz kalır. E, 800 evajen'a zaten hiç girmiyorum artık. Hani millet buff'sız 5000 akürüsüye ulaşıyor yani emin olun hani bu Vision'ın 3 katını falan vermesi lazım size işe yaraması için. O yüzden hani sensör boost artık işlevini yani eskiden gerçekten çok işe yarıyordu ama işlevini şu an kaybetmiş bir skill. Yani bunu başka buff'larınızla boostlamanız lazım. Setinizle veya buff'larınızla, taşlarınızla boostlayaraktan iş yaptırabilirsiniz. Tek başına iş yapamaz. Eskiden yapıyordu. Şu an yapamaz. O yüzden ben bu skill'i kullanmıyorum artık. Feeling, e, Posture buna gelirse, Aa, bu skill çok güzel bu arada, bu skill gerçekten çok güzel, bu skill'i seviyorum. Arkadaşlar, skill 2 dakika cooldown'ı var, özelliği şu, e, bastığınız anda üzerinizdeki bütün slow ve yere bağlama efektlerini bir kere siliyor. Bunlardan sizi kurtarıyor, yetmiyor. Bir de 7 saniyeliğine size 500 Shock Resist veriyor, yani Shock Resist derken UD'nin aynısını veriyor esasında spin eder işte counter attack, stance, stumble yere düşme bütün efektlere karşı 500 resistance kazanıyorsunuz 7 saniyeliğine. E, açıkçası 7 saniye için yani 7 saniyelik bir UD efekti veriyor diyebiliriz size. Ya yani UD'nin 500 olan hali UD normalde 800 de küçük bir UD efekti veriyor diyebiliriz. Gerçekten e, güzel. Şimdi bu skilllerin tabi kombolandığı başka skilller var birbirleriyle. Ben onları Assassin Combo videosunda anlatayım. Çünkü videonun başında da zaten birazcık sizle Fazla e, şey yaptım sanki gevezece davrandım. Kendim için diyorum sizinle alakalı değil. Birazcık gevezelik yaptım sanki videonun başına Video uzun olacak gibi hissettiğimden. E, komboları kombo videosunda anlatalım. E, ve Shadow Fall'a geçelim. Şimdi Shadow Fall bu 60 page'inde gelen bir skill'di. E, ben ayrıca ilk geldiğinde gerçekten çok heyecanlanmışım. Çünkü skill'in animasyonu falan çok seviyordum. Böyle stun'a girmiş bir adamı tutup. Hani bildiğin şey gibi bir Amerikan güreşçisi gibi böyle smash down küt diye yere vurması falan inanılmaz hoşuma gidiyordu. Ee, skill'in yaptığı özelliği zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama söyleyeyim. Bir dakika kullanı var. Ee, Stun yemiş bir kişiye karşı bunu basabiliyorsunuz. Yani bu skill'in bir requesti var öncesinde. Saldırdığınız mob'un veya rakibin öncelikle stun'a girmiş, sersemlemiş olması gerekiyor. Sersemlediğinde sağ tarafta göreceksiniz. Shadow Fall skill açılacak. Eğer basarsanız Adamı böyle tutup dediğim gibi havaya kaldırıp yere indiriyor. 952 ile 957 arası çok sabit bir damage'ı vardır bunun. Gerçekten hani damage oynaması aralığı çok düşük olduğundan dolayı damage'ları böyle hep birbirine çok yakındır Shadow Fall. Hem kritik damage'ları hem normal damage'ları. Çok böyle inanılmaz uçuk farklar olmaz arasında. Bir de adamı tutup yere indirdiğinde adamı stumble ediyor yere düşürüyor. Yani ekstradan herife bir CC daha bırakıyor. Yani adamın üzerine 3 saniye stun atarsınız. 3 saniyenin 2.5 saniyesini vurup tam son yarım saniyede tutup Shadow Fall'ı indirip bir daha yere vurursanız bir de herifin yerde bir müddet kalması olur. Ee, bu da Shadow Fall'ın ile alakalı kısa bir bilgi olsun. Onun dışında Out of Accuracy. Gelelim. Şimdi bu skill eskiden 5 dakika kuldağını vardı. Dedik ki biz çüş. 20 saniye üzerimizde kalan Sadece 500 ekürisi ve 500 magical ekürisi buffı neden 5 dakika kuldağını var? Gerçekten hakikaten zamanda dedik ki çüş. Yani bu insafsızlık. Bunu sonradan sağ olsun NCSoft abilerimiz, NCSoft'ta çalışan abilerimiz 3 dakikaya çektiler bunun kuldağını. Ama e, skill için artık bence kullanma devrini bitirdi bu skill. Gerçekten iş işten geçti. E, peki bunu niçin söylüyorum? Arkadaşlar bildiğiniz üzere... Slayer form var asasta. E, ee, bir canavara dönüşme skili. Bunun e, biliyorsunuz bir Ark Deva skili var. Bu skili bastığınızda size 1000 Magical Accuracy, 5000 e, can, 2 dakika, 2 dakika diyorum e, bir 1 dakika üzerinizde kalıyor. Ve 2 metre ekstradan atak e, şeyi renci veriyor. 2 metre daha uzaktan yapabiliyorsunuz. E, belli bir süre, ya yani 1 dakika üzerinizde kaldığı takdirde e, kaldığı süre boyunca sürekli mana recover efekti veriyor. Yani frenziniz açıkken eğer şeyi basarsanız e, ee, Ark Deva skill'i olan diğerinde de aslında aynı efekt var da yani ben niye böyle bir şey söyledim Ark Deva da skill'inden bahsettiğimiz için ee, Slayer form basarsanız frenzinin herhangi bir şekilde mana götürme efektini tamamen absorbe ediyor. Üstüne üstlük mana veriyor bir de size yani onu geçiyor bir de üstüne üstlük mananızı da dolduruyor. Bunun dışında ne yapıyordu? Normal ekirüsünüzü de arttırıyordu. Ee, bu, bu yani yaptığı efektler bunlar. Ee, kafamdan söyledim Umarım ya atladığım bir efekt olmamıştır. Şimdi böyle bir skill'iniz var. Ee, ve Slayer form'un kullanımı 2 dakika arkadaşlar. 1 dakika üzerinizde kalıyor. 1000 Magical Accuracy buff'ı var zaten. Yani can falan filan vermelerini geçtim sadece 1000 Magical Accuracy buff'ı var. Zaten Assassin Accuracy'ye inanılmaz ihtiyaç duyan bir karakter değil bir kere. Onu söyleyeyim. Yani Accuracy'sini çok arttırmak yani blok asası çok fazla etkileyen bir durum değil. Yani ee... Ya, Asas vuruyor yine. Gerçekten vuruyor. Çok fazla blok attığını da göremezsiniz. Yani, arada çok dağlar kadar fark olmalı. Asas'in çift silah kullanmasından dolayı bir de hani accuracy'si gerçekten yüksek olan bir karakter. Ee, onun dışında magical accuracy'si 500 arttırmak. 20 saniye için ve 3 dakika kuldağını var. E, sizde zaten slayer form var. 1000 arttıran. Ha, dersiniz ki mesela ders, slayer form artı bunu kullanıp 1500 arttırırım. Yani. Yapabilirsin ama 1000 de zaten yetiyor. Onu ben sana söyleyeyim yani böyle düşünen arkadaşlara söylüyorum. Full gear'lı bir asas için 1000 magical accuracy arttırma buff'ı size 1 dakika için. Yani yetiyor. Emin olun yetiyor. Çok fazla rezist atmazsınız. Çünkü bunu bastığınızda zaten accuracy'niz hani magical accuracy'niz. Normalde asasta hani şu an full gear'da asasta 2700 lira falan filan ulaşabiliyor. Bütün gear'larının tamamlayıcı Mag magical accuracy'de. Belki biraz daha bile geçebilirsiniz yani. E bir de üstüne 1000 daha eklesen zaten 3700 zaten 3800 olsun. Neyinize yetmeyecek acaba? Yani 3800 de zaten e, MR seti falan filan rahat delersiniz. Ha klerikler mesela çok uçuk şeylere ulaştılar mı? 4000 küsuratlara belki gelirler. Belki onlarda biraz zorlanırsınız. Onu da düz damage'ınızla zaten kesersiniz. Emin olun yani. Çünkü deli gibi damage atacaksınız. Hani bir yerde artık stun atmanıza gerek kalmayacak herife. Öyle bir damage vuracaksınız ki gerçekten inanın o yüzden Autophagy'yi de artık kullanmıyorum. Eskiden çok kullanışlı bir skill'di. Bakın. Skill'e gerçekten bir şey demiyorum. Eskiden çok kullanışlıydı ama artık Slayer formundan sonra özellikle Arc Slayer formundan sonra pek yani bir etkisi kalmadı. Shadow Walk'tan zaten bahsetmiştim. Skill'in efektini de söyledim en başta. 3 dakika cooldown'u var. 5 dakika üzerinizde kalan bir görünmezlik. Ben açıkçası hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi peki ben ne kullanıyorum? Stigma bu Bir dakika bunu çıkarmıyoruz. Dur. Şunu çıkarıyoruz. Bunu çıkarıyoruz. Ben Stigma bu ne kullanıyorum? Ee, ben bir kere şunu takıyorum. Lightning Slash. Nedenini combo videosunda anlatırım. Bu combo yapmak için gereken bir skill bana. Deadly Abandon'ı takıyorum. Eskiden ben bu skill'e karşıydım. Bir yerden sonra zaten damage'ın yetiyor. Niye takıyordum diyordum 65'te. Evet 65 için öyleydi. 65'te hiçbir şekilde kullanmazdım ben bu skill'i ki 65'te de Spatolos'ta gene Assassin oynadım. yani kendi orada bir karakterim vardı. Onunla girip arada PvP yapıyordum. O zaman da mesela kullanmıyordum. Ee, kullanma tarafları değildim. 65'te gerekli değildi ama şu an için konuşunca artık e, gerçekten 75 level page için e, gerekli bir skill haline gelmeye başladı. Çünkü dediğim gibi HP cap'leri gitgide artıyor. Çok arttı. Ekstradan buradan alacağınız %20 atak e, zaten deli gibi damage atan bir karaktere daha da şey yapacaktır, işine yarayacaktır. Şimdi onun dışında ben bunu takıyorum. combo e, için bir ikincisi de e, koşarken Run stay yapabilmek için çünkü Sigil Strike e, biliyorsunuz rune car skillinin devam skilli, chain skilli. E, ve ikisi de koşarak atılabiliyor. Rune card'a Sigil Strike'da. Hani adamı arkadan koşarken sürekli hemen iki tane Run kazıyıp Türkçe söyleyeyim. Run kazıyıp e, peşinde hemen Funk Strike vurup geri çekip 3 rune'da adamı patlatabilirim. E, o yüzden hani skill baya iyi. E, Cooldown'un da hani 6 saniye olduğunu düşünürsek. E, Rune hani sürekli atıldığını düşünürsek. Yani buradaki damage'a bakmayın. Gerçekten. Yani damage'ı falan burada düşük gözüküyor da. Zaten bu damage'ı vurmuyor bir kere. Bu, burada yanlış gösteriyor değil mi? Hep ben ona dikkat ediyorum. Bakıyorum. Buradaki damage'lar sanki yanlış ya. Ha? Onun damage'ı bu kadar değildi ya. Skill Strike'ın daha fazlaydı diye hatırlıyorum. Çünkü benim official'daki asasımdan şey yapıyorum. Neyse biz buradakine şey yapalım. Ee, arkadaşlar skill dediğim gibi run kazıyan bir skill. Ee, sadece 3 level'a kadar yani 3. seviye run'a kadar bu skill'ler gidiyor. 3. seviye adamın üzerinde eğer ki run efekti varsa bu skill'i vurdunuz mu 4 yapmıyor bunlar. Skill strike, run kar falan bunlar 4 yapmıyor. Onun için funk strike'ı vurmanız lazım. Onun devam chain skill'leri onu 5'e çıkarıyor. O yüzden Assassin'ın hani komboları önemlidir. O yüzden dedim ya size ee, bilmeniz gerekiyor sadece karşı karakteri değil kendi karakterinizi karşı karakteri her şeyi yani iyi bilmeniz gerekiyor bu karakterde ee, Skill Strike'da dediğim gibi Rune Carve'ın devam skilli gördüğünüz gibi burada düşük gösteriyor ben bunu okumak bile istemiyorum ya bu yanlış ya gerçekten yani Rune kazıyor işte bunu geçin ya <laughs> bunu valla okumak istemiyorum onun dışında Deadly Abandon takıyorum ee, %20 atamı arttırıyor 3 dakika için Evasion'ımı da 200 kırıyor pek bir etkisi yok. Emin olun yani artık dodge attıramıyoruz zaten kimseye. Dodge işlemiyor yani. Gerçekten işlemiyor abi. 5 ee, dakikada cooldown'u var. Del Labandan'ın Shadow fall'ı söylemiştim. Bunu söyledim, bunu söyledim. Lightning slash. Şimdi Lightning slash gelin Bence Lightning slash'ın da damage'ı yanlış yazılmış ama neyse. Ee, arkadaşlar 24 saniye cooldown'u var skill'in. Swift Age'den sonra atılan bir chain skill'i bu Lightning slash. Kendi başına bir skill değil. Bu da bir chain skill. Swift Age'in peşinden kullanabiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi neredeyse 500'e yakın bir physical damage vuruyor. Bir de üstüne üstlük attığınız kişinin 200 magical resistini ve 200 e, magic resistini bir de bunun yanında 50 de elemental defansını kırıyor. Bunlar sizin için çok önemli şeyler değil açıkçası. Bak onu söyleyeyim bir kere. Hani 200 magical resistini kırmak, 200 magic resistini kırmak, bunlar sizin için çok önemli değerler değil. Ha belki 200 magic resist bir anda stun atmak için kullanabileceğiniz güzel bir opsiyon olur. Ark Deva e, şeyiyle e, Ark Slayer formla boostlarsanız e, 1000 oradan kazanıyorsunuz. Bu 200 kırsa ekstradan 1200 Magic kırısı kazanmış olursunuz. Attığınız neredeyse her skill tutar bu adamın üzerindeyken. Ee, Tabi şey şak rezisti falan filan saymıyorum. MR'ı delersiniz yani onu diyorum. MR'ı delmenize yeterli olur. Klerikler tabii bunu hemen siler de. Ee, bu efektler haricinde adamın üzerinde bıraktığı efekt tam 15 saniye kalıyor. Bakın yani yuh Gerçekten yuh diyorum. 15 saniye nedir ve el insafsız. Ben asas oynuyorum. Gerçekten diyorum 15 saniye nedir çüş. E çünkü cover yapmasına muazzam bir imkan sağlıyor. 15 saniyelik bir debuff. E bunun nasıl coverlandığını ve ben bu build'u niçin kullanıyorum ve bu skill'in niçin kullanılması gerektiğini combo videosunda anlatacağım. Tamamen combo amaçlı arkadaşlar. Bu skill'in kullanılması tamamen combo amaçlı. Çok da işe yarıyor. Şimdi biz diğer skill'lerimizden bahsedelim. Ha diğer stigma build'ından bahsedelim bir kere. Dur. Şunu takalım bir else build'ını görelim. Şimdi else build'unda şöyle bir şey oluşuyor arkadaşlar. Böyle bir skill geliyor. Ee, peki bu skill ne yapıyor? Hemen ben bu vision'ı anlatayım. Ee, vurduğunuz kişi bu arada ben bunu neredeyse hiç kullanmadım. Dur ya bunun efektini ben de bilmiyorum. Bir okuyayım hemen. Select target Ha tamam. Eee bunu adama vurduğunuzda arkadaşlar ekipman tabi takmadığım için şu an vuramıyorum da bunu adama vurduğunuzda bir dakika içinde bir dakika içinde diyorum ne bir dakika içinde ben iyicene dur okurken kafayı yedim şu an ayrıca oraya da daldım bir dakika kuldağını var bunu adama vurduğunuzda arkadaşlar üzerine iki run kazıyor run kazıma skilliymiş gerçekten neredeyse hiç kullanmadım bu skilli ya yani o kadar diyorum run kazıma skill. pek de bir efekti yokmuş bir şey yokmuş yani bu zaten kullanılan bir skill değil kullanmayın da Şimdi şunları da çıkaralım. Diğer vision'ımıza bakalım. Ver bunu. Ya bunu ya bunu takmam gerekiyor. Hiç fark etmez. İkisini de taktım mı diğer Vision gelecek. Lightning ee, Lightning Ambush diye bir Vision. Şimdi arkadaşlar. Bu skill ne yapıyor peki? Hmm. Bu skill de daha önceden çok kullanmadığım için hatırlamıyorum. Şöyle bakayım. bir Tamam. Yaptığı özellik şuymuş arkadaşlar. Ambush'u biliyorsunuz adamın arkasına ışınlanıp stun atan skillimiz var ya onun aynısını yapıyor sadece stun atmıyor bu kadar diyeyim 2 dakika kullanı var 21 metreden adamın arkasına geçiyorsunuz bir anda zınk diye zıplıyorsunuz ee, yazan demucu vuruyor 2 dakika kullanı var ama stun atmıyor sadece bunu diyorum sadece stun atmayan şey Ambush zaten üzerinde görüyorsunuz Lightning Ambush yazıyor yani Ambush aynı. E, efekti bu. Şimdi ben diğer stikmalarınızdan ama bahsetmem gerekiyor. Onlardan bahsedeyim. Şimdi Quaking Doom skill'i buna gelirsek. Bu skill eskiden çok kullanılıyordu. Eskiden dediğim bu arada ta şey 55 level page'indeyken inanılmaz bir skill'di. Gerçekten. Skill ne yapıyor? Peki arkadaşlar skill e, herhangi bir şekilde üzerinde poison efekti olan birisi varsa Quaking Doom için e, zehir yemiş bir adama bunu vurursanız stun atıyor. Stun'ın yanında ekstra damage vuruyor bir de. Ee, burada bakın yazıyor. Inflict 829'a 834 damage diyor. E, ee, target damage damage is poisoned diyor. Heh. Yani burada diyor ki eğer ki diyor adamın üzerinde zehir varsa diyor ekstradan 873 daha damage vuruyor. Yani zehiri olan target'a karşı gerçekten üzerinde bir zehir efekti olan target'a karşı çok güzel bir skill. Ama şu an için kullanılması pek yani kullanılmasa da Olacak bir skill yani kullanmanıza pek de gerek yok. Ama hala ben bu skilli şey yapmıyorum yadırgamıyorum gerçekten e, saldırmıyorum bu skilli. Bu skill yani ben severim. Güzel skill hem atış efektini falan da severim. Böyle arkasına falan dönüp bıçakları arkasından hani kendisi bakmadan şak şak diye böyle takıp çıkarma falan bir efekti var. Çok güzel. Neyse bir dakikada cooldown'ı var. Vurduğu damage bu arada gerçekten çok iyi. Ekenur'cun arkadaşlar bunu net söylüyorum daha önceden neredeyse hiç kullanmadım. Yani daha önceden hiç kullanmadım derken esasında Magic Boost Asas'ın vardı Spatolos'tayken de. Ee, bu skill'i kullandım mı kullanmadım hatırlamıyorum. Biz o zamanlar yani Egan ha, evet kullanıyorduk da zaten Magic Boost Asas o dönemlerde şey yapıyordu sadece. Bir e, Sigil of Silence'la direkt Q diye vurduğu anda işi bitirdiği için pek açıkçası bu skill'e ihtiyacım olmuyordu. O yüzden skill'i hatırlamıyorum. Net diyorum hatırlamıyorum. Yaptığı şey neymiş? 1559 e, fire damage vuruyormuş targetına 10 metreden. Bu, e, diğer bu alttaki run'larla da şey yapıyormuş. Eee cooldown'a geliyormuş. Barrier skills diyor. Yani bunu vurdunuz mu? Bunun e, 12 saniye bekleme süresi bu run'larınıza da işlemeye başlıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani magic boost asas için bir skill. Hah, Apple Lethal Venom. Niçin artık kullanılmıyor? Pek de gerek yok artık. Ee, eskiden çok kullanışlı bir skill'di. 30 saniye üzerimizde kalıyordu. 3 dakikada kullanı var. %20 şansla Yaptığımız ataklara 714 gibi bir damage ekliyor. Ee, ben bu skill ile ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. Biz yıllar önce bu skill'de şöyle bir şeyi fark ettik. Bu skill Magical damage vuruyor. Yani Bir magic efekti var skill'in. Ve e, Godstone'lar için Hariç bakın e, normalde chance'li bir şey ama Godstone'a bunu bağdaştırmayın. Godstone tamamen farklı. E, bunda da chance olabilir de bu bir skill. Arkadaşlar bu skill'i bastınız mı? Özellikle ben şeyde bunu çok fark ettim. E, skill %20 şansla atıyorum MR'ı çok yüksek bir karaktere tutsanız bile altta damage'ı geçmiyor. Çünkü resist geçiyor skill. Yani e, gerçekten bunu biz yıllar önce asaslar far, hani fark ettiğimizde dedik ki bu skill niye magic resist cleric'lere daha az tutuyor? Sebebi ne? Yani neden MR'dı? Biz %20 şansla bu skill'i ona tutturuyorduk. Evet orada aktif yazıyor ama adam damage'ını yemiyordu. Çünkü resisted geçiyor o skill ona. Ve gözükmüyor yani. Resisted olduğu da gözükmüyor. Ama activated efektinden sonra adamın bu damage'ı yememesi... Anladınız mı? Ee, şu an için kullanışlı bir skill değil. Zaten... E, vurduğu damage magical bir damage olduğundan dolayı bu skill'i rework ettiler mi bilmiyorum. Bakın eski halini anlatıyorum. Şu an hala reworklenmemiş hali muhtemelen bu. Rework etmemişlerdir bunu. Magical bir damage vurduğu için bu arada Asas'ta magic boost'tan güç almayan bir karakter olduğu için genelde magic boost oynamadığınız için buradaki 714 damage hiçbir zaman vuramayacaksınız. Vurmaz yani. Her zaman daha düşük damage'ı vuruyor. Üstüne üstü bir de magic suppression'da bu iyicene düşecek. E, yani o yüzden pek etkili bir skill değil yani. Ben kullanma taraftarı değilim. Kullanmayın bence arkadaşlar. Bunlar böyle. şu skill dash and slash. Ulan video yarım saat olacak hızlı anlatayım. Dash slash'a bakalım arkadaşlar. Dash and slash. bu da eski çok eski skilllerden bir tanesi. Çok güzel bir skill. ama dediğim gibi artık kullanılırlığı yok. Çünkü skill'in cooldown'u çok uzun. Biri kendisi de hani vurduğu damage e, şu anki HP cap'lerine göre gerçekten düşük kalıyor. 3 dakika cooldown'la hani 1400 damage atan bir skill kullanmak çok saçma geliyor. Yani skill'in cooldown'ı 30 saniye falan olsa tamam belki ama 3 dakika yani. E, yaptığı şey şu arkadaşlar 20 metreden adama bir anda böyle bir kayarak kayma efekti yapıyor. Sizin şey gibi hani dash hatanız gibi bu da dash and slash zaten Hızlı bir şekilde 20 metre adama kayıyor ve gerçekten muazzam bir damage atıyor. Yani şurada görüyorsunuz ama dediğim gibi HP cap'lerinin çok yükselmesinden dolayı damage'ı artık o kadar ahım şahım değil. 3 dakikada bir de cooldown olduğunu düşünürsek kullanmayın. Net diyorum yani kullanmayın. Hani build'lar dediğim gibi insanlara kişiye göre değişir tabii ki. Ama yani bence kullanmayın öyle değil. Peki diğer skill'lere gelelim. Bazı kişiler şu skill'in yerine şunu takıyorlar. Rune Knife skill'i. Peki bu skill ne yapıyor arkadaşlar? Bu skill e, Rune Car skilliyle şey yapıyor. E, aynı, bu arada ben az önce aa dur dur. Şunu okuyunca şey yaptım. Yanlış e, anlatmışım Egon rune'da arkadaşlar. Pardon. E, Pirir skill yazıyormuş. Ben Split Cool'da aa pardon bunu yanlış okumuşum. Arkadaşlar öz çok özür dilerim. Pirir skill demek bu skill'lerden sonra atabildiğiniz skill anlamında. Yani Egon Rune Pain Rune, Blood Rune, Binding Rune, Rune Burst veya Signet of Silence'ı Signet Silence'ı kullandıktan sonra peşine açılan bir skill. Pardon yanlış oldu. Bunu da düzelteyim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Ben e, yanlış okumuşum orayı. Affedersiniz. E, çünkü şurada Split Cooldown yazıyor dedim. Bunlar birbirine şey yapıyor. Etkileyen skilller. Tam ondan bahsedecektim. Orada Pirir yazdı. Aklıma geldi. Pardon benim hatam. Şimdi Rune Knife skill'i Split Cooldown'a sahip Rune Car skill'iyle Rune Carver'ı da demiştim hani adama gidiyorsunuz işte vuruyorsunuz run kazıdığınız skill. Ee, bu skill bununla beraber e, şey yapamıyor kullanmıyor. Hani hem run Knife'ı hem run Carver'ı kullanamıyorsunuz. İkisinden birini atacaksanız. run Knife'ın özelliği de şu 21 metreden adama bir tane böyle şey yapıyor. Bir, bir, tane bıçak atıyor. Daha bir, siz onu bıçak olarak görmeyeceksiniz de hani uzaktan bir şey atıyor. Ve adamın üzerine run kazıyor. Bir level run atıyor sadece. 7 saniyede kullanım var. Efekti bundan ibaret. Yani uzaktan e, vurduğu için insanlar tercih ediyor. Ben tercih etmiyorum. Ee, onun yerine Skill Strike kullanırım. İki tane Skill birden level 2 run kazırım diyorum. Vakit kaybetmektense. Ee, diğer Skilllerimiz... Ha bunu da mesela çoğu kişi kullanmaya başladı. Ee, peki bu Skill ne yapıyor? Şu önümüzdeki yazılar bir gitsin hemen. Heh. Arkadaşlar Ambush Raid bu eskiden şeydi. Kale stikmasıydı normalde. Ee, 65 level page'inde kaleden gelen bir stigmaydı bu asas için. Şimdi ise artık normal bir skill oldu. E, normal bir stigma skilli. Yaptığı şey de şu. Ulan BG yazısı yapma. yapma önümden git okuyamıyorum. BG yazısı önümden git. Bir dakika niye uğraşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, skill bakın 1516'ya 1521 gibi muazzam bir damage atıyor. Az önceki dash and slash'tan daha fazla ve 30 saniye cooldown'u var. Yani dash and slash'ın rework yemesi lazım ben onu diyorum. Rework olması lazım. Bunun 30 saniye kullanı var. 1500 gibi muazzam bir damage atıyor. Gerçekten güzel damage atıyor. Eğer ki invisken bu skill'i adama vurursanız. Invisden çıkıp hani. Yani invisdeyken ilk yaptığınız atak bu olursa. Adama stun atıyor. Ee, esasında hani vurduğu damage'ı ve attığı stun'ı düşününce. Adamı paniğe sokmak için ve remove shotgun'ı kullandırmak için mantıklı bir şey. Gerçekten güzel. Hani bu skill'i o yüzden hiç şey yapmıyorum. Iııı. Ee, Laf etmiyorum. Yani kullanın kullanabilirsiniz. Ha benim tercihim değil sadece. Ben skill strike'ı kullanıyorum ama belki ben de kullanabilirim. O yüzden bu skill'i severim. Gerçekten ambush raid'i severim. Güzel skill. Ee, eskilerden bir skill'imize daha gelelim. A of Wrath. Şöyle biraz köşeye indirelim de BG falan yazısı gelince de üstüne gelmesin. Ee, A of Wrath arkadaşlar. bir dakika kullanı var. Bastığınızda üzerinizde 15 saniyelik bir buff bırakıyor. Deal the kritik critic strike one critic strike e, however the critic strike is decreased by 300 e, ya bu skill üzerinizdeyken şunu diyor bir tane atağınız bakın düz ataktan bahsetmiyorum yani şey olması lazım hmm, normal skill ile vurduğunuz bir atak olması lazım düz atanızda işlemiyor çünkü bu skill'i bastığınızda attığınız ilk skill 15 saniye içinde attığınız ilk skill 15 saniye çünkü üzerinizde kalıyor buff e, kritik geçiyor %100 kritik atıyor Banko kritik geçiyor yani. Ama tabi skill atmazsanız ve bu buff üzerinizde kalmaya devam ederse şey yapıyor. Sizin de kritik strike'ınızı 300 düşürüyor. Zaten öyle bir şey yapmazsınız. Bunu bastınız mı direkt alarsınız ama çok kullanışlı bir skill değil. Eskiden bu skill şöyle kombolanıyordu. AoF of Wrath artı Dash Slash'ı kullanıyordu insanlar. Bir de peşine Killer Eye'ı basıyorlardı. Killer Eye'de biliyorsunuz %50 fizikal atak veriyor ilk yaptığınız atak için. Adamlar AoF of Wrath, Killer Eye bir de Dash Slash'ı bir anda bir atıyorlar. Q diye bir anda 6000-7000 kritik vuruyorlar herife. Adam diyordu ulan ne oluyor demeden ölüp gidiyordu. Gerçekten o zamanlar çok güzeldi. Hatırlıyorum da. E Fırat ama artık dediğim gibi çok kullanışlı bir skill değil. Venomous Strike'a gelelim. Videoyu da yeterince uzattım. Çok da uzatmadan bitirmek istiyorum. Kafanızı şişirmek istemiyorum. Venomous Strike da şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu skill'lerin gerçekten demajları yanlış vardı söyleyeyim. Abi bu skill bu kadar vurmuyor. Yani net diyorum bu kadar vurmuyor ya imkansız ya. Neyse. Ee, arkadaşlar 2 dakika cooldown'u var. İşte burada yazan damage'ı vuruyor. Bir de üstüne üstlük e, şey yapıyor. Ekstradan 816 damage e, vuruyor. Target'ınıza eğer arkadan vurursanız ama bunu. Bakın. Target'ınıza arkadan vurursanız ve e, 15 saniyelik bir debuff bırakıyor adamın üzerinde. Poison efekti bırakıyor rakibinize. Zehirliyor yani onu. Eskiden bunun e, kullanılma amacı şuydu. Assassin biliyorsunuz e, Ably Poison. Yani şey yapıyor silahlarına zehir sürüyordu. Bu zehirler tuttu mu? E, Quaking Doom'u biz kullanabiliyorduk 55'te. Ama millet bunu şöyle kullanıyordu mesela. Adam bir anda e, buffları basıyor arkadan Venomous Strike'a vuruyor. Zehir bırakıyor ya adamın üstüne. Venomous Strike'ı vuruyor adamın üstüne hemen Killer basıp bir de üstüne şeyi vuruyordu. Quaking Doom'u. Arkadan hem Venomous Strike'ı vurduğundan dolayı <laughs> çok yüksek bir damage yiyordu adam. İkincisi Killer basıp bir de üstüne Quaking Doom'u vurdu mu herif ne olduğunu anlamıyordu. Hani öyle bir damage yiyordu ki bir anda küt küt diye bir de üstüne stun yiyordu. Gerçekten hani çok muazzam damage'lar çıkarıyorduk. O zamanlar Asas'la bu skill'le. E, ki bu skill kendi başına bile gerçekten çok yüksek damage atan bir skill'di. Ama dediğim gibi artık e, skill cooldown'unun 2 dakika olmasından dolayı çok kullanışlı bir skill değil ama her zaman gönlümde yeri vardır Venomous Strike. Yani az bununla adam kesmedik ya. <laughs> gerçekten çok da güzel skill'dir yani severim. Evet Asas'ın stigmaları bu şekilde. Assassin dediğimiz karakter de böyle. Videoda yarım saat oldu neredeyse. Kafanızı biraz fazla şişirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Birazcık daha hani fazla bilgi vermeye çalıştım. Hani birazcık daha detayına girdik işin. O yüzden biraz bu kadar uzadı. Ee, ve birazcık da sohbet etmiş olduk. Böylelikle videomuz yarım saat oldu. Puh, Allah cezanı vermesin. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi. 5.8 ile ilgili de başta bir açıklama yapmıştım zaten. Ee, ama ben yine de size yardım etmek istiyorum. Umarım onu da yaparız. Bakalım bir hele. Konuşuruz ya. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.